Kanuni Sultan Süleyman, 27 Nisan 1495 Pazartesi günü Trabzon'da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun'dur. Hafsa Hatun, Türk ya da Çerkez'dir. Kanuni Sultan Süleyman, yuvarlak yüzlü, ela gözlü, geniş alanlı, uzun boylu ve seyrek sakallıydı. Kanuni Sultan Süleyman devri, Türk hakimiyetinin doruk noktasına ulaştığı bir devir olmuştur. Babası Yavuz Sultan Selim onu küçük yaşlardan itibaren çok titiz bir şekilde yetiştirmeye başladı. Benzeri görülmemiş bir terbiye ve tahsil gördü. İlk eğitimini annesinden ve ninesi Gülbahar Hatun'dan aldı. 7 yaşına gelince tahsil için İstanbul'a dedesi Sultan II. Beyazıt'ın yanına gönderildi. Şehzade Süleyman burada Karakız oğlu Hayrettin Hızır Efendi'den tarih, fen, edebiyat ve din dersleri alırken savaş teknikleri konusunda da öğrenim görüyordu. 15 yaşına kadar babası Yavuz Sultan Selim'in yanında kalan Şehzade Süleyman, kanunlar gereği sancak istemesi üzerine önce Şarkı Karahisar'a, oradan da Bolu, kısa bir süre sonra da Kefe Sancak Beyliği'ne tayin edildi. Yavuz Sultan Selim'in 1512'de tahta geçmesi üzerine İstanbul'a çağrılan Şehzade Süleyman, babasının kardeşleriyle mücadeleleri sırasında İstanbul'da kalarak babasına vekalet etti. Bu sırada Saruhan Sancak Beyliği'nde de bulundu. Babası Yavuz Sultan Selim'in ölümü üzerine 30 Eylül 1520'de 25 yaşındayken Osmanlı tahtına geçti. Kendisinden başka erkek kardeşi olmadığı için tahta geçişi kolay ve çatışmasız oldu. Çok ciddi ve kendinden emin bir padişah olan Kanuni Sultan Süleyman azim ve irade sahibiydi. Yapacağı işlerde hiç acele etmez, gayet geniş düşünür ve verdiği emirden asla geri dönmezdi. İş başına getireceği adamlara kabiliyet derecelerine göre görev verirdi. Ziyad Var kuşatmasını idare ederken 7 Eylül 1566 yılında 71 yaşında vefat etti.